Merhaba arkadaşlar, Marifetli İğne YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zil butonunun tümünü aktif etmeyi unutmayasınız ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Bugün sizlere arkadaşlar yine çok güzel tasarım bir model yapacağım. Kendi tasarladığım bir modeli. İnşallah sizlere ben başladım. Sizlere de yapılışını göstereceğim. Sizlerden de videoma desteğinizi bekliyorum. Bugünkü renklerim arkadaşlar, bu sefer değişiklik olsun dedim. Yeşil kullanmadım. Ana rengini, yani alt sırasını. Bugünkü ana rengim açık pembe, toz pembe yani. Üstüne de çiçeğimi iki renk normal pembe ile lacivertten yaptım. Lacivertin bir tonu, çok koyu değil bu. Bu şekilde bugünkü tasarım modelimde inşallah. Eğer ki modelimi beğenip yaparsanız, beni de etiketlerseniz Instagram adresimde sizler de paylaşırım. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen iplerimi kenara alıyorum. İplerim biliyorsunuz leylak. Memnunum. İplerimi kenara alıyorum ve modelimi gösteriyorum size. Bugünkü tasarladığım modelimi hemen şöyle gösteriyorum. Bakın şöyle sık iğneli çok güzel bir model oldu. Biraz kafa yordunuz mu? Gerçekten güzel modeller çıkartabiliyorsunuz ortaya. Tabi her zaman olmuyor ama arada sırada beyni yormak gerekiyor. Ben de bugün arkadaşlar size şöyle bir model yaptım. Böyle papatya gibi oldu. Sık iğneli bir model. Biraz ağır bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi modelimizin ilk alt sırası için biraz zürafa yapalım. Daha sonra üstüne geçeceğiz. Modelimiz ilk sıramız alt zürafadan oluşuyor. Daha sonra bildiğiniz küçük dağlarımızı yapıyoruz. Ve en üstte de sık iğneli çiçeklerimizi yapıyoruz. Şimdi ben sizlere hepsini tek tek ayrıntısıyla göstereceğim inşallah. Ben iki tane yaptım. Sizlere örnek olması adına. Şimdi sizlerle de birlikte yapacağız. Evet, şimdilik bu kadar. Yeter. Hemen ipimi kesiyorum. Hemen arkadaşlar arasında bakın 5 tane küçük dağ yapıyoruz ve modelimizi yapıyoruz daha sonra. Bunu biliyorsunuz zaten yapmayı. Şöyle bir zürafa yapıyoruz. Dönüp içine batıyoruz. Daha sık ve güzel durması için 2 doluyoruz bunu da arkadaşlar. Şuranın güzel durması için. Tekrardan beş tane oldu. Yani şu arada ben 5 tane küçük daha yaptım arkadaşlar ara olarak. Buraya da bir şey koymadım hani çıtı pıtı olsun diye. Zaten modelim ağır olduğu için gerek görmedim. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane zürafa yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Dönüp başa geçiyorum. Şöyle. Buraya şimdi şu çiçeğin sap kısmını yapıyorum. Şöyle bir tane kirpik yaptım bakın. Dönüp içine batıyorum. Şu şekilde. Tepeye çıkmış oldum. Bakın. Sürekli netlemem gerekiyor arkadaşlar. Kıpradığı için elim. Buraya hemen bunun yine ortasına bir tane şöyle arkadaşlar yine kirpik yapacağım. Şu şekilde bakın. Tekrar bunu aşağı inmek için aynı başladığım yere inişimi yaptım. Şöyle bir çiçeğimin sapını yaptım. Tekrardan buraya
İniyorum. Bir tane bakın burada ve burada, başta ve sonda çiçeğin sapının orada birer tane bırakıyoruz. Dönüyorum bir tane zürafa. Yine aynı şekilde küçük dağımı yapıyorum. Siz isterseniz aralara da bir küçük sık iğneler de yapabilirsiniz ama ben yapmadım. Gerek yok. Zaten dediğim gibi sık iğneli olduğu için ağır bir model. O yüzden gerek görmedim arkadaşlar. Evet. Şimdilik burayı bitti. Hemen üstünü yapacağız sizlerle. Şimdi arkadaşlar ilk önce ortasını yapıyoruz. Şu yaptığım buradaki yuvarlağın içine batıyorum. Bu sefer ortasını lacivert yapıyorum. Bakın bir lacivert bir pembe olarak gidiyor. İkisine de tam tersini yapıyorum. Bununki pembe ise dışını lacivert o şekilde. Hemen şimdi içine sık iğne ile dolduruyorum. 10 tane içini dolduracağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 9 oldu. Bu da sonuncu 10 tane yapıyoruz. Sayılı olmasına dikkat edelim. Çünkü arasında bir tane koyacağımız için böyle 10 tane yaptım sık iğnem arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi pembe ipimi taktım iğneme arkadaşlar. Hemen şuradan ilk yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Bunlara nasıl batacağım derseniz arkadaşlar, bunlar zaten iki doladığım için kolaylıkla bakın arasına batabiliyorsunuz. Şöyle size yakından göstereyim. Şurayı görüyor musunuz? Bakın kolaylıkla batabiliyorsunuz. Çok sık yaparsanız tabii ki batamazsınız. Ama böyle birazcık iki doladığınız zaman batabilirsiniz. Şimdi hemen bir tane bırakıyorum. İkinciye. Şöyle. Bakın. Hemen bir tane yine bırakıyorum. İkinciye. Çok da büyük yapmıyorum şurayı. Zaten içini doldururken genişleyecek. Arkadaşlar bu modelin adı 4 yapraklı yonca olsun bence. Bakın yine bir tane koyuyorum. İkinciye. Daha çok ona benziyor. Papatya demiştim başta ama bakın şunu birazcık geniş yapmışım. Siz dikkat edin. Kamera önümde olduğu için arkadaşlar 4 tane. Bakın. Şöyle. Hemen yine bir tane bırakıp bakın buna batması biraz zor oldu. Bir saniye. Kamera önümde olduğu için tam batamadaydım arkadaşlar. Şimdi hallettim. Bakın. Hepsinin arasında bir tane sık iğne koyup diğerine batacağız. Sonuncuyu da yaptım. Şöyle.
bakın. Ben biraz şu ortayı büyük yapmışım. Siz biraz daha şunlarda tam olmuştu ama bunda biraz sık olmasın diye büyük yapmışım. Birazcık daha küçültün siz şurayı arkadaşlar. Şu ortadaki açık pembeyle yaptığımız yeri. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın ilk başta başlıyoruz. Birer tane koyuyoruz. İkinciye bir koyup ikinciye. Ona göre sayıp arkadaşlar sonda da bir tanesi boş kalacak. Hani direkt ona batmayacağız. Açılma falan olmasın diye. Ona da dikkat edin inşallah. Şimdi hemen dönüyorum ve bunların içini sık iğne ile ikişer dolayarak dolduruyorum. Şöyle. Hepsinin içini, sayısı önemli değil. İçinin aldığı kadar sık iğne yapıyoruz. İki dolayarak yapıyorum daha tok ve güzel durması için. Sayıya takılmayın. Sonda bir tane doluyorum. Bakın buranın çok şey durmaması için. Evet, ilk yoncamızın yaprağını tamamladık. İkinciye geçiyorum. Burada da yine başta arkadaşlar bakın. Bir yapıyorum şuraya sıkıştırmam için. Yine devam ediyorum. İkişer tane dolayarak. Gerçekten biraz kafa yorduğunuz zaman güzel modeller çıkabiliyor ortaya. Ama biraz kafa yormak gerekiyor. Ya mesela ben kendimden şöyle pay biçiyorum. Mesela bir tane model denemek istiyorum. Onu yaparken başka bir model çıkabiliyor ortaya. Bakıyorum o daha hoşuma gidiyor. Öyle yapabiliyorum mesela. Evet, ikinciyi de tamamladık. Üçüncüye geçiyoruz. Ben şimdi hani önümde telefon olduğu için hem telefona bakıyorum burada gözüküyor mu diye hem de elime bakıyorum. Zorlanıyorum yani. O yüzden de net olmayabiliyor arada arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Yani yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Bakın böyle dolaşabiliyor. Sonuncuya geçtik artık. İçi dolana kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, bitti. Hemen şimdi kesiyorum. Ve şöyle
Elimle bir düzeltiyorum. Ütülemedim arkadaşlar. Direkt elimden çıkan bu şekilde. Bakın kamera karşısında yaptığım biraz büyük olmuş çünkü önümde telefon olduğu için arkadaşlar az çok siz de yapanlar da bilir bu işi. Şunlar daha küçük olmuş. Kamera karşısında yaptığım biraz daha büyük olmuş. Kamera telefon önümde olduğu için gerçekten biraz önce de dediğim gibi hem ona bak hem ona bak zorluyor insanı. O yüzden bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlar olursa eğer ki Instagram'dan beni etiketleyip paylaşırsanız arkadaşlar ben de sizleri hikayemde paylaşırım. Hem de mutlu edersiniz yaptığımı yaptığınızı görmek beni mutlu eder. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Tasarım modelime desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.